zaman kendi ülkede sırtını kıyaslayabilir. Yani herhangi bir ilçede olduğum halde mensuplarıyla alıp yerlaşmadan, onlarla birebir kaynaşmadan vaktinin adam olmayı ayıp sayıyorum kendi adıma. Sizlerle buluşmamız biraz geç oldu. Hakikaten bizim biliyorsunuz Cumhurbaşkanı basın kontrolleri meşhur. Uzak basında Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra planlarımız bir şeydi. Ama sonra partinin içerisindeki bu Turuntay noktasında ben de özellikle Turuntay noktasının yaklaşık etkinliğinde etkin bir çalışma yaptım. Çok gelip gidemedim. Hoş geldin. Benim durumda sizin sorularınızı alayım. Aslında bu işte soru yürütür değil mi? İki şey yani böyle. Öncesi açılış konuşmanız zaten gazeteli arkadaşlar soru sorular. Ne dedi? Ne dedi? Şimdi açılışı siz yapıyorsunuz. Çalışmalarınızla ilgili bir buraya kalırsak ondan sonra da zaten sorular. Yani yine başladığınız gibi devam edelim. Çalışmamız şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi çekmek yönünde buluştuk. Rehberlerimiz vardır. Azıcık biraz yüksek sesle konuşuyoruz. Şey, alıyor mu abisiniz? Evet. Rehberlerimiz vardır. Şimdi biliyorsunuz kurultayda iki adaylı yarış oldu. Önceki dönem genel başkanımız değişti. Şimdi yeni dönem 8. genel başkanımız Özgür Özel oldu. İşte yakın zamanda onunla tebliğ gittim. Buradaki iddiamı, buradaki çalışmamı benim partimin kamuoyu biliyor. Adaylaşma sürecinde eminim ki buradaki çalışmaları da buradaki teveccühü dikkat alarak bir tercihte bulunacaklar. Ona rağmen de ben her zaman, her zaman hatırlarsanız sizinle bulunduğum bu söyleşi olduğunda da ben öz için söylemiştim 3 yıl önce, 2,5 yıl önce. Niye demiştiniz? Ben dedim ki yani 5200 tane Cumhuriyet Halk Partisi üyesinden oy alamıyorsam Çekmeköy'de yaşayan 300 bin nüfus yurttaştan oy alamam. Yani, şimdi ben kurultay sonrası bu en azından temel yoklanmasını zorlayınca yani genel başkan değişti bak senin takımın farklıydı temayül istiyorsun diye söylentiler var ama muhterem abi bu işin şahididir. Allah'tan canlı şahittir. Geldiğim günden beri her zaman hangi partiden alacaksak ben Kurultay Parti'yi önce örgütümden onay almayı arzularım. Oradan bizi alıp sonra sahaya inerim. Epey bir süre var. Yani 115 güne yakın bir süre var. Temayül olması halinde, örgütün de beni tercih etmesi halinde ben Çekmeköy nasıl aday olacak, nasıl olursa sonra da bütün yurttaşlarla konuşacağız. Zaten konuşmalarımız devam ediyor. Tabii şimdi bir sıfat olma. Yani Çetin Çapan geldi dolaşıyor işin işten böyle. Yani ahalim zaten yoksunluk, pat safhada adam kafayı kaldırıp bak bir yarın ne olacağım kaygısıyla yaşayan yığınla insanımız var. Yani Allah hepimize yardım etsin. Dolayısıyla bu temayül işini şey yaptım. Bir de Çekmeköy'de benim gördüğüm şeyi söyleyeyim. Ya böyle bir 15-20 yıldır burada birkaç tane halk kahramanı şeyle 2-3 kişi kendi kaderini belirliyor. Aslında ben hiç yine kahraman falan görmedim kendime dair. Buradaki kahramanı da Çekmeköy'deki yerleşim yurttaşlardır. Onlar ne zaman önüne çıkarsa, kim kendi kadesiyle seni tercih ederse, ondan sonra o aşkım ne oldu ya? Ya bu kahve gelir, önümüze konur ya. Böyle yapın ne oluyor? Neyse boş ver. Şimdi burada geçen kahraman halkıdır. Kendi başından geleni görür. Geçen kahraman annelerdir. Çocuğun sokağa çıktığı zaman radarın arkasına tutar. Yani siyaseti öyle bir noktaya çekmişler ki belirleyici unsurlar, geri kalan toplu. Yani Tayyip Bey de böyle bakmıyor. Türkiye benim içindekilerle beraber benim. Siyaseti bunun dışına çıkarmak lazım. Herkesin bireyi görür. Herkesin ailesini kendi yapmasını bir birey olarak kabul edip biz de sadece seçmenler şunu yapmamız lazım. Yani biz çıkıp projelerimizi anlatacağız, yapacaklarımızı anlatacağız, yapılan yanlışları öne koyup neler, nasıl yanlış yapacağımızı anlatacağız. Buradaki anneler, kardeşlerimiz, abilerimiz de ona göre tercih yapacaklar. Yani böyle bir noktaya gelmiş siyaset. Bir vatandaşın tercihi bir başka siyasetçiler olunca düşman sayılır. Bunu kaldıracağız. Veya bir dönem
birisine oy tercih edilirse o benim, o benim yaptım. Öyle yok yani. Onu bir, burada bu bulutu bir dağıtacağız yani. Herkes bireydir, bir tercihini bugün benden tarafı tercih kullanır. Beni belediye başkanı yapabilir, kötü yapmam halinde de seneye işte bir dahaki dönemde de hemen tercihini değiştirir. Yani ben bugün girdim işte atıyorum, tahminim böyle 90 bin üzerinde oy alacağız. Bu 90 bin oy benim falan. Bir gün desem gene yakama yapmışım. Burada sesim yanlış inşa ediliyor. 2019'da işte Sayın Ahmet Koyraz'ın söylemlerini ben gördüm. Yani siyaseti ben masada yapmadım. Ne demek? Parselini dedim, onunla onu buluşturdum, ben de buradaya falan. Bu işten çıkmak lazım. Gerçekten burada yaşayan yurttaşların sorunlarını çözecek bir halde olmak lazım. Yani toplantılarımı da söylüyorum. Belediye başkanı bir kentin sahibi değil, yöneticisidir. Bir kentin duvarının, taşının, sokağın sahibi asıl olamaz. Şöyle, sorumlusu olabilir. Kaldırımı, problemisi onu düzeltir. Yolu kötüyse onu iyileştirir. İşte vatandaşın sosyalleşmesinde kıtlık varsa onu bollaştırır. Sorumluluğu var, sahip değil. Yani bakarsınız, böyle gidiyorsunuz. Bütün salonlarda, kentin billboardlarında falan adlar yazıyor, resimler asılır falan. İnanın toplumun umurunda olan şeyler değil bunlar. Yani sen hizmetini yaparsın. O hizmetle gerçekten yani sokağa yaşlı çıktığı zaman güvenle eve dönüyorsa ve onların çocukları bir yaşlı ebeveynin hava kararınca ödü kokmuyorsa iyi adamsın. İyi kendin. Veya çocuk sokağa fırladığında aman başta iş gelecek diye atlamıyorsan güzel adamsın. Güzel yönetiyorsun. Aksi halde iyi değilsin. Yani başarılı değilsin. Ben kimsenin şahsına kalan bir şey yapmam ama siyaset yapıp hizmete soyunan bir insan yaptığında alkışlayarak avcumu patlatır. Yapamadığımı da eleştirir. Yani benim yurttaşlarla zaten eşit bakıyoruz. Yeniciler de eşit ama mesafem burada yani dostluğum da arkadaşlığım da. Şimdi ben bakıyorum yani iki araba geçebiliyorsa kaldırımdaki adam yaya yürüyor. Yani bu tabii ki bu dönemin adaletli ve vicdanlı bir adam. Bu dönemin belediye başkanının problemi değil. Kentin kurulduğu zaman emlakçı parselerinin kurulmasının sebebidir. Yani ufak parseller, dar yollar hem fazla yer satayım hem de ufak tutayım satılsın diye böyle şekillenen bir kent. Yani burada çözmemiz gereken çok büyük problemler. Yani ben caddeleri falan sokaklar dolaşıyorum, vatandaşlarla buluşuyorum, şikayetleri dinliyorum. Mesela kültür merkezlerinde bir şey var, yani tabelası kültür merkezi içi aşağı. Bu olmamalı. Yani bir yaşlı torununu bile götürüp orada ufak mini bir yarışmaya katıp getirmeli yani. Bizim şimdi emeklilerimiz çalışmışlar ömür boyu. Şimdi kahvede mesaiye başlamışız. Saat 9'da 10'da gidip akşam 5'e kadar saatine bakıyor. Geçen Alemdağ'a gittim. Saatine bakıyor. 4.30'daki yemek hazırlamayı 5'ten sonra yiyemiyorum. Ne zaman geldim? 9'da geldim. Ne yapayım diyelim. Yani şimdi aslında vatandaşın kendi başına çözeceği iş değil ki. Yöneticilerin yani mesela bir emekler kulübü olabilir, o kültür merkezlerinde ufak ufak okuma köşeleri olabilir, bir sohbet köşeleri olabilir. Yani tabii ki bu bizim kahve kültürümüz var, kötü anlamda söylemiyorum. Bu arada gider ama mesai gibi gitmez. Yani 2 saat bakmıyor da geçirse 2 saat başka bir şekilde geçirebilir. Ya bu yönetim şey yapmış yani yaşlıları yani çürüyebilirsiniz kahvede. Gençlerde sabah çalışan, iş bulan, şanslı olan yani öğrenciler okula gidiyor. Biz Mevlüt'e böyle şey talep ediyoruz. Şimdi okula gidip geliyor. Orada bir gününü, haftayı birkaç güne bölebiliyor. Çalışan, şanslı iş bulanlar da sabah işe gidip akşam geliyor. Diğerlerini sokakta uyuşturucu çubuğu falan baronlar, yılanlar, çıyanlar kaplıyor. Şimdi bunu bir hani sosyal belediyecik diyoruz ya, sosyal belediyecikten algım şudur yani. Kentte yaşayan tüm şeyler, çocuklara kreş, yani şeye, gençlere kültür merkezleri, gençlik merkezleri, yaşların gidip orada sosyalleşebileceği alanlar. Yani sosyal belediyecilerin anladığım da budur yani. Yani bu şu değil. Arkadaşlar geliyor kenti yönetiyor, sonra 3-4 tane yardımcıyla kentin yönetimine hakkı katmıyor. Halk kentin yönetimine gidip müdahale ettiğinde muhatap olmuyor. Ama düğünden, dernekliğinde kendisine çekmiyor. Bu bir hizmet değil. Bu komşuluk görevidir. Vatandaş, insanlık ve komşunun acısı varsa koşarsın. Yani illa bir belediye başkanı olman gerekiyor mu Can Zekman için? Veya bir düğüne gitmen için bir şey olman gerekiyor mu? Yok. Bunu çekmek öyle. Bak her tarafta var ama
en ağırlıklı siyaset malzemesi haline getirmişsin. Vallahi billahi bu değil. Hele ki iktidar olanların şeyi bu değil. Sen o kızı evden çıkarınca kaldırımı düzgün tut, sokağını güvenli tut. O aile sana de Allah razı olsun der ya. Hani tabii ki katil. Buna ben demiyorum ama bütün hizmet buymuş gibi, böyle yarışır gibi işte. Çetin gitti Ahmet gitmedi, Ahmet buradaydı bilmem neydi falan. Ya bunlar hani 310 bin nüfusun ailesinin sünnet şölenidir. Düğün merasiminde cenazası da acı güldür. Toplumun her alanda olan yerlerdir. Burada hizmet de, yarış da, siyasi yarış da buna oturmuş. Yani o yüzden nasip olur belediye başkanı olursam, mesela fukaranın nikahına yardımcı olmak mı? Evet yaparsın. Zenginin yanında yani ihtiyaç varsa bulunursun da ne işin var? Zaten adam ihtişamı yapıyor. Örnek veriyorum. Yani biz burada hizmeti önce gideceğiz. Tabii ki toplumdan kopmayacağız. Ama böyle hani düğünlerde yok yazmayın ben bundan sonra. Yani nasip olursa belediye başkanı olursam yani o düğüne geldi, bu düğüne gitmedi. Ben şeyde yok yazdım. Sokağa gittim. Ya şimdi engelli yolu yok ya. Engelli kaldırımı yok ya. Engelli kaldırımı oluşmazsa beni yok yazın. Sokaktaki kişi derken direğe çarpıyorsa beni yok yazın. Ya bir yerde şey yol kaldırım şeyi sorunsa beni yok yazın. Kültür merkezleri, gençlik merkezleri olmazsa beni yok yazabilirsiniz. Şimdi kreş ya. Kreşi niye önemsiyorsunuz? Yani benim de bir kızım var. Eylül sen kaç yaşındasın? 21. O da 21'e yakın henüz. Şimdi kuşlu okuyor. Ya bunun tam bunların aynı çağı. Hem okuyacaklar, hem mesleğini yapacaklar, aynı zamanda evlenecekler. Şimdi aileler artık böyle yalnızlaştı. Yani daireler nasıl küçülüyor? Çünkü önceden büyük ev yapardık, evimiz, günümüz hep orada yaşardık. Şimdi insanlar yalnızlaşıyor. Şimdi kızlarımızı okutuyoruz. Büyüyene kadar aman ayağına taş değmesin, ödümüz kopuyor. Çıkıyor, evleniyor, ondan sonra bütün mesleğini, kariyerini kocasına emanet ediyor. Niye? Çocuk olunca evde biz bakması lazım. Kreş bundan önemsiyoruz. Yani eğer güvenlikli kreşler, yani bunu da biz yeniden uydurmuyoruz. Bütün Batı Avrupa'ya bakın, inceleyin, bu böyledir yani. Gönüllü anneler, gönüllü bakıcılar, yani daha ekonomik olsun diye. Hem belediyenin katkısı olacak, yönetimin katkısı, hem orada dayanışma kültüründe. Kızımız götürüp çocuğunu sabah 9'da bırakıp, akşam da 5'te sanki annesine bırakıp güvenlik alırsa, ekonomik özgürlüğünden de yoksun kalmaz. Kocası da 3 ay sonra, 5 yıl sonra, vay sen kaç kuşmasın diye kavgaya düşürmeler. Yani kadın özgürleşmesinin, kadın şiddetinin önüne de böyle geçerler. Herhangi bir kadının el ekonomisine katkısı olduğu zaman o özgürlüğünü ilan edebiliyor.